Merhabalar bugün sizlerle dondurucudan çıkarttığım patlıcan dana kuşbaşı et ile hazırladığım tarifi paylaşmak istiyorum. Yarım kilo et kullandım tavaya aldım üzerine bir su bardağı su ekledim kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirdim. Düdüklü varsa pişirme süresini daha aza indirebilirsiniz daha çabuk pişer. Her sene ben dondurucuya Önce yıkar, sonra alacalı şekilde patlıcanı soyar, poşetlere doldurur atarım. Çok da lezzetli bir şekilde aynı yazın patlıcanı nasıl yiyorsam kışında aynı tüketirim. Ben yorumlarda bazı dondurucuya atılmış videolarımın altında ben dondurucuya atıyorum fakat lastik gibi oluyor yorumları görüyorum. Bakın sizlere bu video içerisinde göstermek istedim tekrardan. Ben bu şekilde kullanıyorum. Hiçbir deformasyon ya da lastik gibi sert olmuyor. Zaten az sonra kızarttığımda da göreceksiniz. Renginde değişiklik bile olmuyor. Dilerseniz karnı yarıklık, dilerseniz otutturmalık bu şekilde kullanabilirsiniz. Kızgın yağ donmuş. Doğradığımda daha buzu çözülmemişti. Buzu çözülmeden direkt kızgın yağ atıyorum. Hiçbir şekilde sağa sola da yağda sıçramıyor. Bakın taze bir patlıcanı nasıl pişiriyorsanız dondurucudan çıkmış patlıcan da aynı görüntüde. Çok da pratik oluyor elinizin altında bu şekilde patlıcanı hazırlayıp dondurucuya atıp aynı lezzette patlıcanı tüketebilirsiniz. Ben senelerdir hazırlarım. Hiçbir zamanda bir sıkıntı yaşamadım. Bilmiyorum. Lastik gibi oluyor diyenler nasıl atıyor buzluğa. Et pişti. Ocaktan aldım. Bir tencere içerisine ekledim. Fazla suyunu süzdüm. Tarif içerisinde iki tane soğan kullandım soğanları doğruyorum. Doğradığım soğan ekledim tencereye. Zeytinyağı ilave ettim. Soğanı hafif diriliğini kaybedene kadar pişirdim ve yine dondurucudan çıkarttığım doğranmış yeşil biber ilave ettim. Yazdan imkanlarım el verdikçe elimin altına bu şekilde tüm sebzeleri dondurucuya atarım ve kışında yemeklerde kullanırım. Elimin altında olur. Hem daha uyguna gelir benim için. 3 diş doğranmış sarımsak. Bir su bardağı yine yazdan hazırlamış olduğum konserve, baharat ve tuz ekledim. Dilediğiniz baharat ilave edebilirsiniz. Ben pul biber, karabiber, kimyon ilave ettim. İçerisine bir yemek kaşığı domates ve biber salçası. Sonra kızartmış olduğum patlıcanı bir su bardağı da suyu ekledim. Ocağın altını kıstım. Zaten tüm malzemeler pişti. Yine 20 dakika kısık ateşte pişireceğim. Tüm lezzetler birbirine iyice geçsin diye. 20 dakika pişirmiş olduğum yemeğin altını kapatıyorum. 10 dakika dinlendirip servise alacağım. Hazırlamış olduğum hem dondurucudaki patlıcanı değerlendirdiğim patlıcanı değerlendirirken etli de bir yemek yediğimiz genellikle etli yemekler hazırlamıyorum. Güzel bir tarifi dilimin döndüğü kadar sizlerle anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.